biz bütün dünyadaki kadınlardan daha önce hak ve hukuk itibariyle bütün dünya kadınlarından önce Atatürk'ümüz sayesinde pek çok hakka sahip olduk. Zaman zaman bu haklarımızı yani siz gibi gençlere daha genişleterek aktarma konusunda bizim yaş grubunun birazcık sorunu oldu. Yani bunu da sadece siyasi anlamda söylemiyorum. Her okumuş, yazmış, bir şekilde bir imkan bulmuş kadınların, benim yaş grubumdan bahsediyorum, sizlere yönelik, bu genç nesle yönelik daha genişletmek gerekirken zaman zaman hatalarımız, kusurlarımız oldu. Ama dünyada birçok şey değişirken kadınlarla ilgili pek çok alanda geriye gidilmesine de dikkat çekmek isterim. Özellikle yani dijital bir dünyaya girilmişken, işte iletişimin, dijital iletişimin arşı kapladığı bir zamanda, yapay zekalar, şunlar bunlar derken hala kadınlarımız, ya hem Türkiye'de hem birçok dünyanın pek çok yerinde kadınlar eziyet görüyorsa, ayrımcılığa uğruyorsa bu konuda görevlerimizi tam olarak yerine getirmemiş anlamını taşıyor bunlar. Buna bir dikkat çekmek isterim. Diğer taraftan savaşlarda hep kadın ve çocuklar eziyet görüyor. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşananları, Çinlilerin, daha doğrusu Çin Devleti'nin yaptığı zulmü hatırlatmak isterim. Gazze'de çoluğunu çocuğunu kaybeden kadınlarımıza, kadınlara dikkat çekmek isterim. Çocuğunu besleyemediği için ya en büyük acıyı çeken, belki ölümü göze alan kadınlara dikkat çekmek isterim. Dünyadaki bu zulümler nedense hep öncelikle kadınlara ve onlarla beraber çocuklara, adamlar hep sonra sıra geliyor. Ona da bir ufak dikkat çektikten sonra daha iyi bir Türkiye'ye kadın konusunda, Atatürk'ümüzün bize verdiği görevi, biz kadınlara verdiği görevi, yani o hakları bir lütuf olarak vermedi, bize inandı. Dolayısıyla bu görevi daha ileriye taşımayı İYİ Parti Genel Başkanı olan bir kadın olarak sizlere söz olarak vermek isterim. Çok teşekkür ediyorum takipleriniz için, burada bulunduğunuz için.